Ben provadayken bunu okudum. Dedi ki ne güzel Türkiye. Dedim ya koydun. Evet, Instagram'a koydun ama haberi yok. Hatırladım valla. Bir de Ceylan şey böyle. Çok çalışkan biri. Hiç durmuyor. Ya ben mesela öyle değilim. Ben bir senede bir şarkı. Belki iki senede bir şarkı yapıyorum. Ama şirket Ceylan benim... iki ayda bir, üç ayda bir şarkı yapıyor. Ama kendi 2014'ten beri kendi şirketim olduğu için ben kimseyi de almıyorum, açık konuşuyorum. Kimseye yapmıyor musun? Yapmıyorum. Çünkü neden? Veya getirip iş teslim etmek istiyorum. Onu da kabul etmiyorum. Beklentiler çok büyük oluyor. Ondan sonra beklentileri olmayacak. Arkamdan ah edecekler, vah edecekler. Hiç uğraşamam. En iyisi hiç suya sabuna dokunmayacaksın. Hiç kimseye şey yapmıyorum. En güzelini yapıyorsun. Kendi şirketimden, kendi şarkılarımı çıkarıyorum. O yüzden de şirketim yani bir şekilde yürümesi için. Alişan artık eskiden bir albüm çıkardı. 1,5 sene insanlar ona doyardı, tabii dinlerdi. 14'ten 15 tane ama şarkı şimdi, yapıyorum. Hayır, bir ay sonra tükeniyor. Bitti. Şarkı. Bitti. Peki, yani yeni bir şey yapmak lazım. Bir soru soracağım, ondan sonra reklama atacağım. Tamam. Bir çocuk şeyin vardı senin, hani diyordun ki ben çok küçük yaşta anne oldum. Evet. Anneliği tadamadım. Evet. Bir çocuk sahibi daha olmak çok istiyorum. Çok istedim, evet çok istedim. İstiyor musun hala? Sus! Reklamdan sonra. Reklamdan sonra. Sivaslı uğruna şarkısıyla yaza damgasını vuran sanatçı Ceylan. Bir Sivaslı uğruna. Sivaslı diye biri var mı? Bir Sivaslı uğruna ölüyorum. Demet ve Alişan'la sabah sabah stüdyosunu coşturacak. Survivor şampiyonlarından Avatar Atakan. Çok özel itirafları ve muhteşem sürprizleriyle geliyor. Kadınların da kendini savunması için bu sporu yapmasını kesinlikle öneriyorum. Hepsi ve daha fazlası birazdan Demet ve Alişan'la sabah sabahta. Reklam arası çok sinirlendim. Abi! Hayır, bir Sivaslı geliyor, bir Sivaslı. Değil mi? Herhalde. Muay Thai miydi? Unuttum. Mike Tyson. Hayır. Kickbox ve Muay Thai'de dünya şampiyonluğu var. Hem Muay Thai. Atakan'ı getirin. Götürün onu. Alişan, Sivaslı. Sivaslı mı? Tabii o da Sivaslıysa çok kalabalıktır. Alkışlar, Avatar Atakan geliyor. Günaydın. Günaydın. Herkese günaydın. Neydi? Muay Thai miydi? Ben yanlış söyledim yine, değil mi? Muay Thai, evet. Muay Thai diye geçiyor. Muay Thai dünya şampiyonu. Adam dünya şampiyonu, emin misin hala bir şeyler yapmak istediğin? Ben de kendi mahallemde iyiydim. Bizi de sen kavga eder miydin öyle demiştin? Mahalle tabii canım, bizim şeyler sen. Falan. Tabii vallahi billah. Böyle mahalle savaşları bilmem eskiden vardı. Ben 76 doğumluyum. Bana Atakan'ı çok... getirin dedi, ben kendim geldim. Kimse beni getirmedi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya o kadar tatlı bir oğlu var ki ya, gördün evet ya, mü? Böyle Allah bağışlasın. Aynen. Teşekkürler. Ve bu yaşta daha yaşı bile kaç bir? 2 mi? 2. Evet. 2 yaşında adam boks yapmayı öğrenmiş, anladın mı? Ama arada çocuğa çok zor şeyler yaptırıyorsun. Ben Allah cezanı verecek, Allah cezanı verecek diye bakıyorum. Şu anda bu dövüş sporları hanımlar çok geliyor değil mi? Evet. Bizim normalde de zaten potansiyel hani kitlemiz %70 bayan diyebilirim, kadın. Bir de galiba kadınlar. Her tarafı da çalıştırdığı için şimdi bayanlarda daha çok motivasyon. Yani şimdi şöyle spor olarak ayırt etmeyeyim, yani branşçılık yapmış gibi olmayayım ama gerçekten yani ayak tırnağınızdan saç telinize kadar bütün vücudunuzun en fazla çalıştığı sporlardan bir tanesi. O yüzden çünkü çok ciddi oranda kalori yakıyorsunuz. Ciddi bir kardiyo. Bu anlamda insanı çok hızlı bir şekilde forma sokuyor. Bak kardiyo. Bu yüzden hani kadınlar çok fazla... Ceylan sen yaptın değil mi bir ara boks? Ya da doğuştan mı boksörsün? Hani birkaç... Birkaç olaya şahit oldum. Ben doğuştan. Ben sadece pilates dersleri alıyorum ama bunu almadım. Ama bunu da alırsam artık herkes kaçsın yani. Artık. O bilir çünkü benim nasıl boksör bak, olduğumu. Bak Ceylan'ın hikayelerini biliyorum. Yani onu anlatılmayacak şey ama tabii. Senin yani kavga falan bu. Aa, bu hiçbir şey bilmiyor. Bizim yazlıktaki şeyde falan kavgalarımız. yani. Ya güzel bir şey değil tabii kavga tabii, etmek. Hayır. Ama eskiden gençken böyle şeyler vardı işte, bizim semtimize girdi. Ayşen, bizim semtimize şey yaptı. Bilmem sence? Ne yaptı falan filan. Ceylan'ın bir olayını anlatmak istiyorum. Sakın. Eyvah. Anladığım kadarıyla Ceylan'ın... Ceylan. Ceylan boyun yetmeyince ne yaptığını biliyorsun değil mi? Zıplar. Sandalyenin üstüne çıkıyorum. Sandalyenin üstüne çıkıp vuruyor. Ben böyle bir şey görmedim. Bir daha konuşacağım. Yok abla, ben yok. Ben de bir küçük anlatacağım. Sakın anlatma.
Hiç şaka. Tamam. Kavga ya. Giderim. Tamam yok yok gider gider. Bir dakika. Yok yok gel gel. Tamam, ya kavga değil anlat. Kavga değil. Ya, şimdi. Bir kere yurt dışına gidiyorduk. Birisiyle kavga etmiş hatırlamıyorum şimdi ismini zaten söylemem de. Böyle bir yaptı bak pası adam bizi kovalıyor. Biz girdik hatırlıyor musun Ceylan? Girdik havaalanına. Girdik ya artık pasaporttan da geçtik böyle yaptı bak. Bak. Bak dinle bak. Ben gidiyorum bak hava bak gidiyor. Bak dinle sesi bak. Tamam ya. Yeter. Bu kadar ama bu kadar. Yeter. Şimdi Atakan'dan şunu öğrenmek istiyorum. Birazdan yapacağız bunu. Evet. Şöyle hanımlar ufak ufak tüyolar verelim. Şimdi gerçi inanılmaz azaldı bu kapkaçlar şeyler falan filan ama yine de az da olsa var. Hırsızlar da canını düşünüyor herhalde. Koronadan dolayı belki kapkaç yakın temas yapmıyor olabilirler. Belki de onlar da sosyal mesafeden sonra düşüyor olabilir ama bunun bir canlandırmasını yapacağız. Az tamam. Sonra Ceylan ve Demet yolda yürürken ben çantalarını kapıp kaçmaya çalışacağım. Sen hırsız olacaksın. O sırada Atakan da bana müdahale edip benim bir 15 gün rapor olup 15 gün gelmeyeceğim zaten ondan. Hayır benim buradan anladığım kadarıyla benim müdahale etmeme gerek kalmıyor. Zaten Demet Hanım ve Ceylan olduğunda. Başkasını mı yapacak? Duyduklarımdan şu anda. Canlandıracağız sonra hanımlar ekran başında bizi bekleyin ve Ceylan'dan muhteşem türküler tabii ki olacak. Bir Atakan'la yaptığımız röportaj var onu izleyelim ondan sonra buradayız. Avatar Atakan katıldığı yarışmayla onu tüm Türkiye tanıdı. Bir Survivor maceran oldu. Oradan çıktıktan sonra hayatında neler değişti? Yani hayatım hem çok şeyler kattı hem benden alıp götürdüğü de çok şey oldu. 5 ay boyunca orada ciddi zorlandık yani. Benim için önemli olan, yani şöyle söyleyeyim açıkçası, çok fazla bir popülerlik insana katıyor. Kavga mı edelim arkadaşlar? Ama aslında o bir dünya şampiyonu. Kickboks ve Muay Thai dövüş sporlarında adını dünyaya duyurdu. Hem kickboks yapıyorum hem Muay Thai yapıyorum, Thai boks yapıyorum. 2011 yılında Muay Thai'de büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı ülkeye getirdim milli takım adına. Daha sonrasında pek çok profesyonel arenada dövüştüm. Glory'de dövüştüm. Glory'de dünyada kickboksun en büyük organizasyonlarından bir tanesidir. Yani yaklaşık şimdi hem Muay Thai'de hem kickboks'a derecelerim var. 5 farklı federasyonda dünya şampiyonluğum var. Yıllarca hem milli olarak dövüştüm, hem profesyonel olarak ülkeme hizmet ettim. Bayrağımızı dalgalandırmak için de elimizden geleni yaptık. Proşe geldi. Sol yumrukları var Can Dakruz'un. Şimdi Avatar yine yıktı. Evet bitti. Yine bitti. Vurdu dizi. Biz geldik, biz geldik. Evet. Yine vurdu Atakan. Dizi. Tena vurdu, tena. Gerçek adı Çağan Atakan Arslan. Peki Avatar adı nereden geliyor? Avatar filminin vizyona girdiği hafta o zaman ben bir maça çıktım. Canlı yayında maça çıkmıştım. Bizim de boks yorumcumuz Bilgihan Demir, maçlarımızı yorumlayan arkadaşımız. Onlar da o gün bir sinemaya gitmiştik ve Avatar filmi vizyona girmişti. İşte onların fiziksel olarak özelliklerini bana benzetmişti Bilgihan. Orada bir tane karakter var daha sonrasında. Bana gerçekten çok benziyor. Tuztay hatta adı herhalde. Avatar Atakan Sivaslı. İyi ki Sivaslıyım diyor. İlginç bir espri yapmayı da ihmal etmiyor. Ya aslında ben yani ülkemin mutfağının hepsini çok fazla seviyorum. Sırf Sivas'a yani özel Sivas köftesi zaten o meşhur bizde en çok yediğim şeylerden bir tanesi. Tek Sivas'a ayırt etmeyeceğim. Ben bütün yani ülkemizin yemeklerini çok seviyorum diyebilirim. Hatta geçen şimdi bir şey okudum. O çok hoşuma gitti şey Sivaslar olarak. Diyor ki Allah'ım diyor iyi ki diyor Sivaslıyım. Keşke biraz daha Sivaslı olabilsem diye. Buradan Sivas'a selam söylüyorum. Gerçi spor salonu şu an açık ama yaşadığımız bu pandemi sürecinde uzaktan eğitime de başlamış Avatar Atakan. Eğitimimiz şöyle online olarak koşuluk yapıyorum. Fakat bu kickboks değil sadece. İnsanların şimdi pandemi sürecinde biliyorsunuz ki sporun önemi çok daha fazla ortaya çıktı. Biz yaklaşık yani pandemiden bir 7-8 ay önce ben zaten bu şeyi başlatmıştım. Bu anlamda da bir online antrenörlük sistemi kurdum. Online antrenman sistemi kurdum. Günümüzde maalesef kadına şiddet ve taciz olaylarına sık rastlanıyor. Kadına şiddeti kesinlikle kınıyoruz. Hatta şöyle bir mottomuz var. Kadına şiddeti hayır erkeksen ringe çık diye. Eğer çok güçlüyse bu arkadaşlar kadına şiddeti uygulayan kendileri daha eşit şartlarda ringde güçlerini gösterebilirler. Eğer istiyorlarsa bu sporu yapabilirler. Şimdi hanımlar ekran başına. Avatar Atakan'dan tüm kadınlara savunma teknikleri geliyor ekranlarınıza. Kadınların da kendini savunması için bu sporu yapmasını kesinlikle öneriyorum. Dövüşmeyi bilmek her zaman lazım. Böyle bir ilk yardım gibi düşünün. Şimdi bizde antrenmanın sürekliliği çok önemli, tamam mı? Birine mesela vurmak istediğinde dışarıda anlatır insanlar kavga ederken görsün sürekli ıskalarlar. Yani çeneye getiremezler, işte kafasına vurur. Avatar Atakan'ın anlattıklarını kulak arkası etmeyin. Neden mi?
Onu da Atakan'ın kendisi anlatsın. En önemlisi sürekli antrenman yaparak elini hep oraya gidip yere gide gele artık vurmak istediğin zaman direkt istediğin noktaya vurabiliyorsun. Bu yüzden antrenmanın sürekli önemli. Tek bir şeyde sana bir şey gösteremeyeceğim, tamam mı? Ama birkaç hareket bile yapacağız. Önemlisi bizde kulak arkası arkadaşlar ve çene ucu. Çeneye darbe aldığında beyin öz sıvısını sallanarak bayılıyorsun. Çok tamam. Güzel. Vurmamız gereken yer bir çene ucu, iki bir şakak gibi diyelim yani şöyle kulak arkası gibi şuraya gelen. Antrenman sırasında ilginç bir kaza da yaşanmıyor değil. Bu iyiydi. Hem avatar Atakan'ı konuşturduk hem de yumruklarımızı. İşte ringde yaşanan diğer çarpıcı anlar. Bende de bir şeyler çok, var canım. Çok sert geldin Alişan. Müziği evet. Ver, müziği verin de müzikle girin. Yanlış müzik oldu. Cenaze marşı vermiş. Çok iyi. Şimdi. Ceylan ayakları. Sen bana vur tamam mı biraz? Bir dakika. Ne yapayım? Biraz sen bana vur tamam mı? Sen sağ elinle mi yazıyorsun sol elinle mi? Sağ. Tamam sol ayağın önde olsun. Sol ayağın önde. Ha. Genelde bu şekilde. Aparkat mı? Yok sen bana normal dışarıda vurur gibi. Vuracaksın. Dışarıda vurur gibi. Evet, normal sokak kavgası evet. Gibi. Yani normal işte boks yap bana. Ben de sana ufaktan dokunacağım. Ben sana vurduğumda acımayacak. Ama, tamam. Ha. Ufak dokunma ya. Gir boş ver. Alişan ayakkabılarına girin. Evet. Dur oğlum dur ya. Vur ya yüzüme vur biraz. Vur yüzüme. Öbür ayağın öne ol, öbür ayağın. Şaka maka vuruyorsunuz ya. Ay şaka maka vuruyorsun adama. Ama o çok sağlam zaten. Evet, başta bir iki tane vurdu onu. Ben şey alışmışım ya. Şey değil de tokatlama vuruyorum ya. Benden yumrukla. Hayır, gardın al şunu böyle. Tamam, mesafeni bir insanın en zayıf noktası neresidir mesela? Nereye vurursan ya, böyle? Bir çene ucu. Bir de işte dalağından nefesin kesilebilir. Ben şimdi bir ufak dokunurum sana. normalde çene ucu ve kulak arkası. Vur bana, vur bana. Benim de şeyim sert. Vur. Vur. Bak hala bak. 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 Ay! 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 Oğlum dur nefessiz bırakma. Kötü mü oldun? Ama sen bunu hak ettin. Ne yaptı kardeşime? Ne yaptı kardeşime? Sen bunu hak ettin. Ne yaptı? Ne yaptı kardeşime? Beyaz abla. Birkaç saniye. Birkaç saniye. Allah. Derin nefes al, gel buraya. Birkaç dakika yarım nefes. Alişan kusura bakma, bu emrini Okan verdi. Tamam mı? Sorumluluğu alıyor musun dedim. Bir şey söyleyeceğim, harbi mi kötü oldun? Bir ufak iyi gitti. Kızardın. Yok be. Kızardın ha. Abi dalak gitti bir şey oldu. Oğlum dur bu daha bize lazım ya. Bu dur ya. Bu hanımı bize emanet etti bunu. Akşamları diyor ki aç mısın hadi gel dükkanda yemek yiyelim. Yengeden özür diliyorum. Canımsın. Yenge İzmir'de selam. Of hayır gerçekten ama. Gerçekten mi? He? Gitti mi Burhan? Ya bir ufak şey oldu ya. Bir dalak gitti ama şu an iyiyim ya. Tek dalakla da idare ederim. Bende iki dalak var mı? Benden sana bir. Benden. Damadın kardeşinden damada bir dalak hediye edeyim. Çevre bize bir türkü bir şeyler söyle. Ben bir kendime geleyim. Bazım ağrıdı. Gülmekten bazım ağrıdı.